Merhabalar. Hepiniz Türkiye Tiyatro Vakfı'nın hazırladığı, e, Akbank Sanat e, ev sahipliğinde gerçekleşen tiyatromuzda tarih konuşmalarına hoş geldiniz. E, bugün ikinci oturumumuzu yapıyoruz e, Akbank Sanat'ta. Daha önceki e, kayıtlarımıza e, hem dijitallere hem daha önce burada ki e, oturumumuza e, YouTube kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. E, tiyatromuzda tarih konuşmaları Türkiye Tiyatro Vakfı'nın e, çalışmalarının arasından e, biri. Bunun dışında e, tiyatromuzdaki kilit isimlerle e, sözlü tarih çalışmalarımız oluyor. E, ustalar ustalarını anlatıyor gibi programlarımız oluyor. Bunları da yine YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. E, bugünkü konumuz Kula Oyunu. E, İstanbul'daki Seferat Yahudilerin hayatını 1930'larda... Galata Kulesi etrafında yaşayan Seferat Yahudilerinin gündelik hayatlarını anlatan bir oyun. Oyun gerçekten bir kültürel miras niteliğinde. Aynı zamanda Ladino dilinin İstanbul sahnelerinde konuşulması açısından da çok önemli bir oyun. Bugünkü sunumu Rifka Hanım yapacak. Şimdi kendisini sahneye davet edeceğim. Zaten gördüğünüz gibi Kula 930 İstanbul Yahudilerinin 5 Asırlık Ortak Geçmişinin Solan Hatırası isimli sunumuyla Rifka Biyar'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür Teşekkürler. Ee, herkese merhaba. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Türkiye Tiyatro Vakfı'na e, beni bu e, konuşmaların, programının bir parçası e, olarak dahil ettiği için de çok teşekkür ederim. Esen Hanım'a, organizasyonda desteği geçen herkese ee, şimdi ben evet ayrıca bir gönülden teşekkürü de yazar oyuncu kadrosu e, evet oyuncu kadrosunda görev alan e, İzzet Bana'ya, Jojo Eskenazi Gözcü'ye, Yuda Siliki'ye, Karen Şarhon'a ve Ferit Kohen'e buradan iletmek istiyorum. Çünkü onlarsız ben e, mümkün değildi. Belge paylaştılar, bilgi paylaştılar, bir sürü anılarını paylaştılar. Onlarsız bu e, çalışma çıkmazdı. Onlara da buradan gönülden bir teşekkürü iletmek istiyorum. Özellikle de Juj abinin ısrarlarıyla kişisel arşivini bana açan Ben Olevi'ye de çok teşekkür etmek istiyorum. Kayıtlara geçsin isterim. Şimdi Kula 930 İstanbul yadilerinin 5 asırlık ortak geçmişinin solan hatırası diye bir başlık attık. Ben e, buradaki 3 kalemden de bahsetmek istiyorum. Hem Kula oyunundan bahsedeceğim hem İstanbul yodilerinden Seferat yodilerinin 5 asırlık geçmişinden bahsedeceğim. Bir de neden solan hatırası şeklinde e, bir başlık attığımdan bahsedeceğim. Şimdi Kula artık Kula diyeceğim 930 demeyeceğim. Ee, İstanbul'da yaşayan Yahudi toplumu üyelerince, daha doğrusu Dostluk Yurdu Derneği'nce ilk defa 1978'de sahnelendi ve sahneleri sahnelenmez çok beğenildi, çok popüler oldu. Ee, ve bugün baktığımızda, 40-45 sene sonra baktığımızda Türkiye Yahudi toplumunun bir klasiği olarak kabul ediliyor. Dili ağırlıklı olarak Ladino. Türkiye Yahudileri Tiyatrosu'na baktığınızda yine içeride bir dil karmaşası var. İşte bazen başlık Fransızca oluyor ya da Türkçe oluyor ya da Ladin oluyor. Ama içerideki oyun bunların bir harmanı, bir karmaşası oluyor. Kula bunu orada o anlamda yıkıyor. Ağırlıklı olarak Ladino olarak oynanan, sergilenen bir oyun. 40 yılı aşkın bir süredir dört farklı uyarlamayla sahneleniyor. Yıllarına baktığınızda 78, 87, veya 88 o dönem olarak baktığınızda 2002 ve 2017'de 40. senesini tekrar kutluyor ve sahneye çıkıyor. Aradaki 2002 25. senesi onun da neden hani o tarihte oynandığını birazdan anlatacağım. Ama diğer klasiklerden farklı olarak Kula'nın maalesef bir raf ömrü var. Ya da ben öyle düşünüyorum. Bununla nedenlerini birazdan geleceğim. Kula ya da bu araştırma, bu sunum Bundan evvelkilerden biraz daha farklı, biraz daha kapsamlı olmasını ben e, amaçladım. Hani broşürlerden alınarak değil de oyunculara ulaştım, e, yazar ekibine ulaştım. E, özel arşivlere girdik akademisyen kimliğimle de biraz e, başka argümanlar savlar eklemeye, metodlar eklemeye çalıştım. Dolayısıyla biraz daha kapsamlı bir e, çalışma sunmayı size hedefliyorum bu sunumda. Bir de hani Ladin olduğu için dile de erişimim olduğu için bir şekilde oyunları da seyrederek size içerideki ufak nüansları da aktarmak isterim. Şimdi önce biraz Sefarad Yahudilerinden bahsedelim kimdir diye. 1492'de İberya Yarımadası'ndan kovularak Kuzey Afrika ve Osmanlı topraklarına yerleşen Yahudilere Sefarad Yahudileri diyoruz. Ee, Yahudiler Sefarad Yahudileri hadi diyelim. Osmanlı'ya geldikleri zaman biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nda e, kendi kapalı toplumlarını oluşturabiliyorlardı. Dolayısıyla kendi etnik kültürel dini değerlerini ve dillerini koruyarak da de hayatlarına devam edebiliyorlardı. Yahudiler de bu bağlamda e, İspanya'dan getirdikleri İspanyolcayı... ...tabii biraz da değişikliğe uğrayarak hani e, is, e, Yahudice dediğimiz İspanyol... E, Yahudi İspanyolcası dediğimiz, judeo İspanyol Ladino dediğimiz bir dil olarak 500 sene koruyabildiler. Bu 500 sene koruma aslında çok önemli. Çünkü hani ilk nesil olmasa da ikinci, üçüncü, beşinci nesil bir şekilde artık dönüşmeye başlar. Oturduğu topraklardaki kişi, oturduğu topraklardaki dile biraz daha asimile olur. Yahudilerin bu Ladino'yu 500 sene koruyabilmesi, sefarat kültürü... Araştırma Merkezi Direktörü Karen Şarho'nun sözleriyle gerçekten bir fenomendir. Buraya baktığınızda 1947 tarihli bir Shalom gazetesi görüyorsunuz. Ladino dilinde ve yani İspanyolcaya hakimseniz gerçekten bunu da anlayabilirsiniz. Böyle bir korunmadan bahsediyoruz 1492'de çıkıp gelenleri düşündüğünüzde. Tabii Yahudiler Avrupa'dan geldiklerinde bir 200 sene boyunca altın çağlarını yaşadılar. Oradan getirdikleri bilgilerle Burada çok güzel yerlere geldiler. Fakat zaman geçtikçe, yüzyıllar ilerledikçe Avrupa'yla ile bağlarını kopardılar. Koparınca hani biraz daha muhafazakar, dindar bir azınlık olarak biraz da yokluğa düştüler. Burada da devam ediyorum. Dediğim gibi seneler, yıllar geçiyor, yüzyıllar geçiyor. O sırada işte Fransa'da aydınlanmalar oluyor. Ve Fransız Yahudileri Alyans İzraeli Üniversali kuruyorlar. Ve bunlar okullar kurarak... Osmanlı topraklarına geliyorlar ve diyorlar ki orada işte bu e, yoksulluğa düşmüş dindaşlarımıza el verelim. Onlara değerlerimizi, bilgilerimizi aktaralım. Tabii bu değerleri, bilgileri hangi dille aktarıyorlar? Fransızca ile aktarıyorlar. Dolayısıyla hadi o zamanlar 400 sene diyelim 400 sene muhafaza edilmiş bir dil içeriden dindaşlar tarafından, Fransız dindaşlar tarafından bir kırılma yaşıyor. Bir kopuş yaşıyor. E, bununla beraber tabii. Yahudilerin sosyal yapılarında da bir takım çatlamalar oluyor ama o başka bir konu. Ben sadece dile odaklanmak istiyorum. Burada Ladino ve Fransızca Yahudi hayatının içine giriyor. Bu da cemaatteki dil olarak baktığınızda ilk ciddi kopuş olarak, ilk ciddi kırılma olarak kayıtlara geçebilir. Peki ondan sonra ne oluyor? 1923'e geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor ve bir Türkleştirme politikaları devreye giriyor. Dil tabii çok önemli. İçerideki e, tüm azınlıkları tek bir millette toparlamak lazım. Vatandaş Türkçe konuş geliyor 1928'de. Bu çok önemli bir darbe. Sonra Trakya olayları var ki yeni nesil buna Trakya po pogromu diyor aslında. 34'te e, Trakya'da Yahudi popülasyonu Yüksek olan illerde ki Yahudi evlerine, iş yerlerine yağmalama gerçekleşiyor. Ee, buradan da tabii Trakya'dan ya İstanbul'a göç başlıyor ya İstanbul'u üzerinden hani o zamanlarki Filistin topraklarına göç gidiyor. 20 Kur'an afa askerliği var. Çok duyulmamıştır belki ama azınlıkların ikinci askerliği olarak geçer. Burada da işte donanımsız... Bir şekilde ellerinde pek de fazla yeterli alet e, olmadan tekrar böyle ağır işçilikte gönderildikleri bir nokta. Benim dedem de gitmiş sanıyorum. Böyle ailede duymuşluğum var. Sonra varlık vergisi var. Burada da ekonominin Türkleştirmesi var. E, biliyorsunuz çok keyfi ve olmayan rakamların, e, vergilerin azınlıklara sahip. E, ödetilmek istenmesi ve bunu yerine getiremeyenlerin bir şekilde aşkaleye çalışma kamplarına yine olmayacak koşullarda çok zor koşullarda çalışmaya gönderilmesi ee, bu sıralarda hani göç bir şekilde hala devam ediyor. Ondan sonra 55'e gelmeden önce 48'de İsrail devleti kuruluyor. Dolayısıyla daha hızlı bir göç oluyor. 6-7 Eylül olayları ya da yeni neslin yine program olarak değerlendirdiği 55'e geldiğimizde yine bir yağmalanma var. Tabi burada aslında ilk hedef Yahudiler olmasa da azınlıkları bir olarak varsayan bir güruh diyelim artık onları da yağmalıyor. Ondan sonra devam ettiğimizde Neve Shalom saldırısı var. 1986'da bir cumartesi günü işte içeri girerek silahla taranma durumu var. 2002'ye geldiğimizde yine simultane sinagog saldırıları var. Yani gördüğünüz mükerrer kereler bir e, tehdit, bir saldırı söz konusu. Dolayısıyla bunların e, ciddi sonuçları da oluyor. Hani birincisi toplum gittikçe ufalıyor. 1923'teki nüfus sayımında 13 milyon nüfuslu Türkiye'de 82 bin Yahudi var e, varken... Dediğim gibi 48'de İsrail'in kurulmasıyla ve bütün bu gelişmelerle çok büyük bir göç alıyor İsrail. Ama bugüne geldiğimizde ki buna belki hani Gezi olaylarını ve kabinde darbe girişimini falan da ekleyebilirsin. Hani direkt bir şey yok belki ama ülkenin genel gidişatıyla bağlantılı olarak bir şekilde göç devam ediyor dışarı gidiş. Ve şu an Türkiye'de 84 milyonlu Türkiye'de iyimser bir 12-15 bin arası Yahudi var deniliyor. Bu ne oluyor? Biz neredeyse görünmez oluyoruz. Yani oran orantıya vurduğunuzda ki ben vuramıyorum 0.00'lar falan diye gidiyor 84 milyonda 12 veya 15 bin. Dolayısıyla dikkat çekmemeyi tercih ediyoruz. Görünmüyoruz zaten küçülmüşüz gibi ee, sürekli bir tedirginlik halindeyiz. Ama 55'ten sonra biraz daha durulunca kalan Yahudi, ee, kalan Yahudi üyeleri, cemaatinin üyeleri e, gençlik dernekleri kuruyor. Tekrar birleşsinler, toplansınlar, hani beraber zaman geçirsinler olursa neden olmasın evliliklere, yeni ailelere yol açsınlar diye. Bunlardan 66'da Dostluk Yurdu Derneği kuruluyor. Ve Dostluk Yurdu Derneği'nde e, bu fotoğraftaki dört kişi İzzet Bana, Rahmetli Selim Hubeş Jojo Eskenazi Gözcü ve Yuda Siliki bir araya geliyorlar ve tamamen büyükleriyle dalga geçmek eğlenmek, tabi teknoloji yok, hiçbir şey yok geçmek için böyle büyüklerini taklitlere başlıyorlar. Komiklik yapıyorlar. Yani ben çok sordum siz Kulay'ın nostaljik ee, hislerle mi analarınıza yad ederek mi yazdınız inat ve ısrarla hani Karen Gershon da sonra yazar kadrosuna katılıyor ee, hepsi inat ve ısrarla hayır biz tamamen eğleniyorduk eğlenmek için böyle şeyler yaptık diyorlar Tabii bunlar bir araya geldikleri zaman dernekler işte dernekler zaten hani her sene tiyatrolar çıkarıyor, spor müsabakaları düzenliyorlar, turnuvalar gibi. Bu dört kişi de beraber bir sketchler silsilesi düzenliyorlar ve o sketchlerin içerisinde bir sketch var ki adı Fixo. seyredenler tarafından çok çok beğeniliyor. Çok başarılı bulunuyor. Ve anlıyorlar ki İlk defa yani Yahudi tiyatrosuna baktığınız zaman en azından Türkiye Seferat Yahudi tiyatrosuna baktığınız zaman ya işte Tevrat'tan alınan hikayeler var ya geçmişe yönelik işte kovulmayla ilgili İberya'dan kovulmayla ilgili hikayeler var. Bakıyorlar ki a biz bizi bize anlatınca kişiler kendilerini seyirciler kendilerini sahnede görünce hoşlarına gidiyor ve bu onlara seyircilerin ne istediğini anlamakta yardımcı oluyor. Şimdi burada ee, Fikso oyununa ben erişim sağladım dediğim gibi Jojo abinin ben o abiye yaptığı ısrarlar sayesinde sağ olsun kişisel kayıtlarından Fikso'ya ulaştım. Ha, şuradaydı ee, Maalesef ses yok hani kayıtlar çok zor da ulaştık aktarması falan da biraz sıkıntılı oldu tabii görüyorsunuz erkekler kadın kılığına girmiş. Benim anlayabildiğim kadarıyla bir kız isteme durumu da var. Böyle biraz hızlandırarak gideceğim ses olmadığı için. Böyle el öpmeler, kahve getirmeler şeklinde herkesin güldüğü. Burada seyirci sayısını görmeniz de hani güzel. Kalabalıklara oynanan bir oyun. Bu şekilde bir oyun sergiliyorlar ve çok çok başarılı oluyor. Ee, herkes dediğim gibi uzun sketchlerin arasında sadece fiksoyu olsa da seyretmeye geliyorlar ve bu kullanın yazar kadrosunu en azından bir fikir veriyor ne olması gerektiğine dair. Devam ettiğimizde tabii kulayı tek yapan bu değil Devam ettiğimizde edeceğim bir saniye ee, 1969 tarihinde, e, İsrail'in beşinci başkanı Yitzhak Navon Bustan Sefari diye bir oyun yazıyor. Yitzhak Navon da e, sefarad kökenli. Böyle bir Yahudi mahallesini anlattığı müzikli bir Bustan Sefari diye bir oyun yazıyor. Tabii bu, o zamanlarda bugünkü gibi herkes böyle İsrail'e sık sık gidip gelemiyor. Ama bir şekilde seyredenler, duyanlardan e, Kula'nın yazarlarına bu oyunun oyunun oynandığı çalınmaya başlanıyor ve diyorlar ki Aa ne güzel müzikli bir oyun var Yahudi mahallesini anlatıyor biz de bunu yapabiliriz diyor ve bu Kula'ya yapısını veriyor 1978'de de Yehoram Gaon ee, o da Seferat asıllı bir e, ünlü, çok ünlü bir şarkıcı. Böyle bir Ladino albüm çıkarıyor. Ladino şarkılardan oluşmuş bir albüm çıkarıyor. Çok ünlü Adio Kerida'yı radyolardan duymuşsunuzdur. Diğerleri de hani ünlü baktığınızda. Ve İzzet abi şöyle diyor. Yani ben büyüklerimden mırıldanarak dinledikleri şarkıyı birden enstrümanlarla, altyapıyla çok e, sesi billur gibi olan bir e, sanatçının e, ağzından dinlediğimde tüylerim diken diken oldu diyor ve ben bunu hatırladım diyor. Ben anılarımı hatırladım diyor. Dolayısıyla bakıyorsunuz Fikso seyircinin ne görmek istediğini onlara anlatıyor. Bustan Sefaredi yapıyı veriyor. Eee Yoram Gaon'un Ladino albümü şarkıları veriyor derken ufak ufak kula bir e, şey bulmaya başlıyor, vücut bulmaya başlıyor. Tabii kula da aklımızda bulundurmamız gereken nokta şu. Kulaya metnin yani konu örgüsünü Şarkılar veriyor. Dolayısıyla şarkıları kullanacak sahneler, olaylar yaratılması gerekiyor. Buna da dikkat etmek lazım. Ee, bakalım. Kula, Galata Kulesi demek. Zaten oradan geliyor baktığınızda. Evet, biraz da Kula'ya geçelim. Şimdi karakterler var ve olayın örgüsü var dediğim gibi. Karakterler ve olayın örgüsü yaşanmış kişilerden ve yaşanmış olaylardan da yola çıkara, çıkarı, e, çıkara, çıkarak... ...oluşturuluyor. Tabii ki... E, ...yani mesela Jojo abi... ...Galata mahallesinde... E, ...Galata Kulesi'nde... E, ...yaşamış. O mahallede... ...o Yahudi mahallesinde yaşamış. Hani Yuda abi mesela, Yuda Siliki... E, ...yaptığımız röportajda şey dedi... ...ben Galata'da yaşamadım ama ben Hasköy'de yaşadım. Yani Yahudi mahallesi fikriyle... ...şeyiyle, yaşantısıyla... ...aynıydı. Dolayısıyla orada gördüğüm şeyle... ...burada yaşadığım şey aynıydı ve... ...biz bundan yola çıktık dedi... Ee, dediğim gibi tekrar ağırlıklı olarak Ladino dilindeki bir oyun baktığınızda gerçi 2017'de artık bu özelliğini kaybediyor ama buna tekrar devam edeceğim. Şimdi bugüne kadar 4 uyarlaması oldu bu 1978 uyarlaması, 88 uyarlaması, 2002 uyarlaması ve 2017 uyarlaması. Benim duyduğum 50. yıl içinde zaten bir konuşmalar başlamış hani yapalım mı yapmayalım mı diye. Gönül ister ki 3-5 sene içerisinde tekrar kadro toplansın ve yapılsın. İlk uyarlamada 13 kişi rol almış ama son uyarlamaya baktığınızda 50 kişiye kadar çıkmış. Hatta işte çocuk kadrosu da eklenmiş ki çocuklar çok önemli çünkü bu bir cemaat oyunu, toplum oyunu. Hani biz burada yazarlar, yönetmenler, oyuncular bunları bir şekilde küçükten pişen, sahnede pişen küçüklere iletecekler. Ve küçükler bu bayrağı devralıp devam edecekler. Dolayısıyla gittikçe böyle genişleyen güzel bir kadrosu var. sonra her oyunda canlı müzik var. İlk oyunda 78'de iki müzisyenle başlıyor. 88'de burada üç müzisyen var. 2002'den çok emin değilim ama 2017'de artık 10 müzisyen var ve profesyonel bir müzik direktörü tarafından yönetiliyor ee, İlk iki uyarlamada açılış şarkısı yok ama 2002'deki uyarlamaya Selim Hubeş e, şu an sözlerini Ladino ve Türkçe'de gördüğünüz şarkıyı ekliyor açılış şarkısını ekliyor e ee, tabii sayımız artsın azalmasın. Her ta, yani tahmin ediyorum ki bu her azınlık cemaatinin talebidir. E, duasıdır diye tahmin ediyorum. Benim burada hani sevdiğim hem karakterlerden bahsediyor. Bu Lisa Madamore Baymondo Baymando gibi. Hani hem de burada esnaflardan da bahsediyor. Dalak çezervaççı ee, balıkçı falan gibi yani oradaki hayatı anlatıyor ortaya geçtiğiniz zaman hani yollarız çocukları Tevrat'ı öğrensinler yanlışsız okunsunlar ee, baktığınızda sinagog her zaman Yahudi mahallesinin kalbinin tam ortasında evler sağında solunda yerleştirilmiş sahnede ondan da bahsedeceğim ve orası sık sık atıfta bulunulan girilen çıkılan kullanılan bir yer yani sadece böyle hani orada süs gibi duran değil de Yahudi hayatının içerisinde o değerleri yaşattıran bir yer Böyle keyifli bir şarkı yazıyor. Şimdi keyifli dediğime bakmayın. Gelin onu da bir dinleyelim hep beraber. defa dinlenen bir şarkı için gerçekten çok büyük tepki, yani güzel anlamda bir tepki, beğeni aldığını söyleyebiliriz. Zaten aslında ben evde bu konuşmaya hazırlanırken bu şarkıyı yüz kez seyrettiğim için üstüne konuşuyordum ama şimdi sizi bölmek istemedim. Şarkıyı, yani açılış şarkısını... Forti Varakas'la İzzet bana beraber geliyorlar. Şan Forti Varakas sağ olsun. Bugün buradalar biz onurlandılar. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ee, daha sonrasında işte çocukları gördünüz. Hani hem çocuklar var hem ergenler var. Baktığınızda kadronun büyüdüğünü oradan e, da anlayabilirsiniz. Sahnede sahne de büyüdü tabii. Ondan sonra e, ne diyecektim? Karakterler tanıtılıyor. Jojo e, Eskenazi Gözcü sahneye çıktığında artık üçüncü uyarlamada onun aldığı alkışın başka olduğunu da duymuşsunuzdur. E, ve sahnede herkes tanıtılıyor. E, paralel karakterler tanıtılıyor. Böyle keyifli, eğlenceli burası bizim evimiz sabahımızı akşamımızı burada geçiririz mantığında. Çok e, keyifli ve dile de takılan aslında bir şarkı yazıyor Selim abi. Eee... Burada başka bir konuya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. E, Kulanın Kulanın 78'de oynayan kemik kadrosu 2017'de hala aynı oyuncular. Yani baktığınızda aynı karakter, yani aynı kişi aynı karakteri 40 sene boyunca canlandırıyor ve bu gerçekten görmesi de büyümesi de görmesi de çok keyifli bizim için. Ee, kula cemaatte bir dönüm noktası bence ee, cemaat en azından kendi sefarat kökenlerini hatırlıyor hani hatırlayın kırılmalar var demiştik ee, dilin kaybolması veya kaybolmaya yüz tutması bir e, kendimizi biraz daha görünmez e, tutma çalışmamız gibi. Bununla beraber, kulayla beraber aslında daha görünür olmak gibi bir niyetimiz de oluyor. Orada bir kırılma noktası tekrar yaşanıyor. Ve bizim çok zengin, çok keyifli, çok güzel bir kültürümüz var diyoruz, sefarad kültürümüz. Ve bir grup kuruluyor Los Pajaros Sefaradis ve yurt dışında ve yurt içinde tabii ki sefarad yöndelerinin müzikleri müzikal kültürünü en azından çok keyifle çok güzel temsil ediyorlar senelerdir. Hani kendi içlerinde dağılmalar olsa da. Baktığınızda Rosette Hubeş hani çok ünlü oyuncu dizilerde, tiyatrolarda oynayan tanım, tanırsınız. O da e, Cemaat Tiyatrosu'ndan yetişen Kişilerden bir tanesi ki dahaları var onları birazdan anlatacağım. sefarad kültürü Araştırma Merkezi de hani hemen olmasa da bunun akabinde bu zihniyetle en azından bizim zengin ve e, çok renkli bir kültürümüz var. Bunu koruyalım, bunu muhafaza edelim, olmadı arşivleyelim e, mantığıyla kurulan güzel keyifli bir e, araştırma merkezi. Böyle bir cemaat için dönüm noktası. Kula e, İzmir ve İsrail'e turnelere gidiyor. Daha doğrusu Amerika ve Yunanistan'dan da teklif geliyor ama sponsor bulamadıkları için tabii 13 kişiyi sahnede görüyorsunuz ama arkada tabii siz daha hakimsinizdir arkada daha büyük bir kadro var herkesi götürmek mümkün olmadığı için ekonomik olarak İzmirle İstanbul İzmirle İsrail arasında gidip geliyor yoksa Amerika'dan da Yunanistan'dan da teklifler alıyor hani yurt dışına yani en azından o taraflara gidememesi görünmez olmasına yine e, sebebiyet veriyor. Çünkü Balkanlarda da çok e, ciddi bir sefarat topluluğu var. Yine Ladino konuşan. Amerika'da da aynı o şekilde. Buradan yine göç edip Amerika'ya gidenlerden daha fazla kendi sesimizi duyurabilecekken e, ekonomik yoksulluklar nedeniyle diyelim bir şekilde yine kendimizi İzmirle İsrail arasına sıkıştırıyoruz. Bu İsrail'le ilgili İzzet Bana'nın güzel bir anısı var. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi kula oynanmaya başladığı zaman kulanın var olduğu da Bustan Seferdi'nin yazarı 5. İsrail Başkanı İsa Navon'un kulağına gitmiş. O da bir şekilde İzzet Bana'ya ulaşıp demiş ki sen benim oyunumu çaldın. İzzet abi de yoktur da değildir de falan tabi birbirlerinin oyunlarını gidip göremiyorlar ee, seneler malum. Ondan sonra 1988'de ne zamanki Kula İsrail'e gitmiş. İzzet Navon da gelmiş seyirciler arasında seyretmiş ee, ve bittiği zaman kulise gelmiş demiş ki çok özür dilerim hiçbir benzer yanı yokmuş. Çok güzel çok keyifli bir oyundu. Teşekkür ederim. kusuruma bakma demiş. İzzet abi de böyle bunu bir e, keyifli anı olarak hatırlıyor ve benle paylaştı sağ olsun. 2000 17'ye e, geldiğimiz zaman burada artık e, yönetmen olarak Ferit Cohen'i görüyoruz. E, i̇lk üç uyarlama İzzet Banan'ın yönetiminde yani kaç kişilik salonda kaç oyun oynadığını buradan görebiliyorsunuz çok geniş bir kitleye ulaştığını da buradan çıkarabilirsiniz. Son 2017 oyunu Yahudi toplumu yönetici taraf e, yöneticileri tarafından Ferit Cohen'e veriliyor. E, ben Ferit Kohen'le hani yaptığım röportajda yani üç e, uyarlamayı da seyrettikten sonra sorduğumda Ferit dedim ben de bazı şeyler biraz böyle aklımda soru işareti kaldı biraz netleştirir misin o da bana şey demişti e, elime benim 40 senelik bir oyun geldi ve kemikleşmiş bir kadroyla ve çok kemikleşmiş bir oyun olarak geldi ben her ne kadar bunu çeksem de çevirmeye çalışsam da bir yere kadar müdahale edebiliyorum. Bir yerden sonrasını müdahale edemiyorum. Şimdi 2002'de Selim Ubeş sadece şey yazmıyor. Açılış şarkısı yazmıyor, İçeriye yeni karakterler ekleniyor, yeni sahneler ekleniyor ve oyun böyle iki buçuk saate uzuyor ve mesela seyrettiğinizde ha bu var mıydı yok muydu ne olmuştu falan dediğiniz çok soru işareti çıkıyor aslında. Ferit bunları 2017'de hem oyunu biraz daha kısaltarak iki, iki saate indirerek, hem de karakterleri biraz daha derinlik vererek aralarındaki hikayeleri biraz birleştirerek. Kendince toparlamaya çalıştığını söylüyor. Şimdi buraya kadar hani Kula'nın genelini anlattık. Burada da Ferit Kohen'li bulabildiğim tek fotoğraf. Soldaki beyaz tişörtlü Ferit Kohen. Ee, yine Kula oyununda işte sinagog yine ortada görüyorsunuz. Oyuncularla beraber. Şimdi buraya kadar genelini anlattım. Şimdi biraz özeline inmek istiyorum. 1978'de yazılan bir oyun ya da 78'de sahnelenen bir oyun. Tabii ki 2000'ler o zamanlar için uzay çağıydı. Dolayısıyla oyun 2030'da veya ileriki uyarlamalarında 2528'de gelen bir uzaydan gelen işte bilmiyorum fütüristik bir profesörle açılıyor. Ee, bu profesör anlatıcı. Yer yer sahneye çıkıyor, tekrar konuşuyor. Onu bir tek Moïse karakteri görebiliyor, göremiyor. Bir şeyler oluyor oralarda. Ee, ama böyle bir futuristik bir e, kişiyle başlıyor. İkinci uyarlamada da e, bizim ödüllü yazarımız Mario Levi. Hani bilmiyorum gençliğini tanıyabildiniz mi? 1988'de Mario Levi canlandırıyor bu profesörü. Şimdi bu profesör... Bizlere aşk, sevgi, evlilik, din, yahudilik gibi genel kavramlardan bahseder, ee, ama mesela ikinci ve üçüncü uyarlamada hani. Şu an artık kulağımızı tırmalayan ve kulağımıza tuhaf gelen söylemleri var. Mesela işte kadının çenesi büyüktür gibi. Ya da işte erkek affetti burada erkeğin üstünlüğünü görüyoruz gibi. Hani bu e, yılda seyrettiğiniz zaman artık bu söylemlerin çok yeri kalmıyor. Ama bunlar da törpülenerek bir şekilde geliyor. Hatta işte cinsiyet eşitliği olsun diye 2017'de profesörün yanına bir e, kadın karakteri de geliyor. Ama bu kadın profesör... ...gibi aynı seviyede mi öğrencisi mi nedir ne değil... ...yani biraz muallak oralar... ...hatta Erika Kuriel bu e, profesör kısmı için şöyle demiş... ...ve ben de aslında katılıyorum... Aşk ve evlilik kavramlarını bilmiyorlar ancak sürekli sevgiden söz ediyorlar. Aşk ve evlilik kavramı sona ermiş ancak Yahudiliğin hala var olduğunu söylüyorlar. Eğer bu gelecekten gelen anlatım kısmı kulanın asıl metninde vardıysa 2017'de oynanırken kesinlikle revize edilmeli, elden geçirilmeli, günümüzün gelecek olgusuna daha uygun bir şekilde diyaloglar değiştirilmeli ve hatta belki oyundan çıkarılmalıydı. Hani ben de Ferit'e sorduğum zaman niye bu kısım kaldı diye orada o cevabı aldım. Çok kemikleşmiş bir oyunda belli esneklikler yapabiliyorsunuz. Her şeyi elleyemiyorsunuz demişti. Böyle ee, bir anlatıcımız mevcut. Şimdi dediğim gibi sinagog her zaman e, Yahudi hayatının ortasında, kalbinde, merkezinde ve sadece dekor olarak değil gerçekten içeri girilip çıkılan, atıf bulunulan, referans alınan e, hahamı ile ki hahamı hep İzzet bana canlandırıyor. E, bir yer bu 2002'deki yine ortada ve 2017'deki sinagog dediğim gibi her uyarlamada böyle. Şimdi biraz karakterlerden bahsedeyim. İki, iki e, hikaye örgüsü var. Bir tanesi Bulisa. Bulisa'nın yaşlı kocası Mando ve sarhoş Mois üçgeninde gerçekleşiyor. Şimdi mahallenin sarhoşu Mois e, biraz da çapkın bir adam. Ona yanaşıyor, buna yanaşıyor. En sonunda bir şekilde bu lisanın gönlüne girmeyi başarıyor. Ama bu lisanın gönlüne girdiği sırada koca Mando eve geliyor ve onları iş üzerinde yakalıyor. İş üzerinde yakaladığı için bu lisayı evden atıyor. E, bu tamamen adyokeridayı yani güle güle sevgilim, hoşça kal sevgilim diye çevirebileceğimiz belki şarkıyı ekleyebilmek için eklenmiş bir sahne Çünkü ben sordum da hani o senelerde aldatmayı sahnede görmek e, acaba nasıldı diye yani aldatmalar tabii oluyordu aleni olarak konuşmuyorduk ama vardı ama dediği gibi bu bir cemaat tiyatrosu sadece adiokeriyedayı ekleyebilmek için e, koyduğumuz bir sahneydi dediler. Hatta ee, Karen anlattı, annesi babasına bir sürü işte cemaat üyesi demiş ki bakın sizin genç kızınız kötü kadını oynuyor kötü yola düşmesin gibilerinden böyle yorumlar almış. Anne, annem babam benim hep arkamda durdu ve bu bir tiyatro oyunu ve hayatımıza devam ettik diyor. Şimdi burada bu basılma sahnesi görüyorsunuz orada sarhoş moiz dompaça bir şekilde. Yine burada ee, sevgili Beno abinin kişisel kayıtlarından eriştiğim bu kısmı da almak istedim çünkü çok az kayıt var 78'de zaten burada iki komşu sanıyorum Moise de bu lise içerideyken bu da basılma sahnesi kadar. Yani kayıtlar zaten çok sınırlı. Hani çok da güzel değil belki ama e, çok kıymetli kayıtlar. Çok dediğim gibi çok sandık karıştırarak girdiğimiz kayıtlar oldu. O yüzden tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi aldatma sahnesi ama yani bir dram yok. Yine bir komiklik var. Zaten hikayenin sonunda da bu lisa e, işte Moiz'den ayrılıyor ve tekrar kocasına geri dönüyor. Kocası da onu affediyor ve e, tekrar eve alıyor. Bu bir hikaye. Bir de bir başka paralel hikayemiz var. Burada da gençlerin hikayesi var. Ortadaki kız Sara, iki tane onun adayı var evlilik için. Sami ve David. İkisi de Sara'dan hoşlanıyor. Ama zaten Sara'nın gönlü David'de. Sara'nın ailesi de David. De olmasını istiyor. Çünkü David e, o zamanlarki adı Yazıcı Sokak olan şu ara Serdar Ekrem hani Doğan Apartmanı'nın olduğu e, sokakta oturan varlıklı ailelerden. Dolayısıyla burada baktığınızda bir dram yok hiçbir şekilde. E, zaten e, sonunda da Sami Davi, e, Sami diyorum. Sara David'e varıyor. Sami de çok üzülmüyor hatta bu üzülmemezliğini dördüncü uyarlamada Sami'ye bir kız arkadaş yaparak ta hemen toparlıyorlar dolayısıyla burada da hani bu paralel hikaye daha fazla şarkı ekleyebilmek adına eklenmiş bir bölüm dediğim gibi kulağa Mutlu biten bir oyun. Kula seyirciyi eve mutlu gönderen bir oyun. Zaten Kula'nın davetiyesi de Sarayla David'in düğünü. Yani düğün davetiyesi. Sizi böyle de çağırıyorlar oyuna en azından ilk e, uyarlamalarında. Dolayısıyla biz seyirci olarak içeri girdiğimizde o üçlüden, e, o işte aşk üçgeninden diyelim... ...Sarayla David'in evleneceğini biliyoruz. Dram yok burada. Bakalım... Ee, sarayı evet dediğim gibi Kula Mutlu biter düğün fotoğrafıyla biter herkes mutlu evine döner bu 88'den hani 13 kişilik küçük bir kadroyla olan Geçtim. bu da 2002'de daha büyük kadroyla olan. Orada sarayı canlandıran e, kişi Buket Bahar. Şu an Zorlu'daki Jekyll Hyde'da oynuyor kendisi. Dolayısıyla hani bizim içimizden yine sahne tozu yiyerek büyümüş ve çıkmış bizi mutlu eden, gurur duymamızı sağlayan oyuncularımızdan bir tanesi. Ee, Sara'nın annesini de rozet Rosette Hubeş, babasını da Selim Hubeş canlandırdı senelerce. Ee, devam edelim. Ve Kula dediğim gibi hani cemaat için bir dönüm noktasıydıysa kişiler için de dönüm noktası. Buradan Sarhoş Mois karakteri o kadar beğeniliyor ki artık Mois serisi dediğimiz ee, Jojo eski naci gördüğün artık e, aile babası olduğu ve yine aslında bizi bize anlattığı Mois oyunları Mois serisi çıkıyor. E, onun üstüne de akademik makaleler yazılmaya başlandı. O da ayrı bir çalışma konusu. E, dolayısıyla herkes için çok keyifli e, bir Başlangıç kula veya bir devam kula baktığınızda herkese yer açan yer veren, yetiştiren büyüten bir yer kula. Ee, dediğim gibi, Üçüncü oyunda yeni sahneler, yeni şarkılar ekleniyor. Burada karşımıza bir Matmazel Behar karakteri çıkıyor. Forti Barokas'ın canlandırdığı. Kendisi Fransızca öğretmeni. Ee, sonralarından anlıyoruz ki meğerse Matmazel Behar zamanında bir e, denizciye aşıkmış. Ama bu aşk hiçbir zaman gerçekleşememiş. O yüzden e, böyle bir... Böyle bir sahne var. Herhalde o da şarkı eklemek için olsa gerek. Ee, üçüncü oyunun açılışına üçüncü uyarlamanın açılışından beri sahnede hep yukarıda gördüğümüz Berduş'u görüyoruz. Kim olduğunu anlamıyoruz. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Mersem o Berduş işte Matmazel Behar'ın gençliğinde kavuşamadığı denizciymiş. Bunu oyunun ilerleyen sonlarına doğru anlıyoruz. Bu da bizim yine ee, çok gurur duyduğumuz şarkıcılarımızdan Cenk Rofe. Cenk Rofe burada sadece hani ee, Berduş'u canlandırmıyor. Aynı zamanda artık unutmayın ki 30 sene içerisinde aynı kemikleşen kadro aynı şarkıları söylemeye çalışıyor. Yetmeyen bir sesten de bahsediyoruz artık. Cenk Röfe yer yer sahneye çıkıp onlara alttan ses desteği de veriyor. Çünkü buna artık ihtiyaç duyulmaya başlanıyor. E, bu şekilde bir kompanse yeri var. Ondan sonra başka bir hikaye daha ekleniyor. Sarım Adam bu oyundaki tek Yahudi olmayan karakter diyebiliriz. Rum kökenli bir e, karakter. Ama zaten geçmişe dönüp baktığımızda hani biliyoruz ki Yahudiler ve Rumlar beraber yaşıyorlardı. Hani Rumca bilen Yahudiler var, Ladino bilen Rumlar var, şarkılarını bilenler var. Dolayısıyla e, bu karakterde ekleniyor. Hatta bana anlatılan Sarım Adam diye bir çay evi varmış zamanında. Mesai bitiminde erkekler oraya gidermiş. İşte hafta sonları oraya gidip yine çay kahve içilirmiş. Dolayısıyla yine yaşanmış öykülerden Yola çıkılmış karakterler var Tabii Sarım Adam'ın neden çıktığını Üçüncü uyarlamada biz anlayamıyoruz 2017'de Meğersem Sarım Adam da Moiz'le Gençliklerinde aşıklarmış Onlar da kavuşamamışlar ee, Moiz o yüzden Sarhoş olmuş Böyle bir karakter derinleştirmesine gitmişler. Yani dediğim gibi bunu uyarlama uyarlama takip etmeniz gerekiyor ki bazı taşlar hani yerine otursun. Bu anlamda baktığınızda dinamik bir oyun. Yani hani statik bir oyun değil hakikaten dinamik bir oyun. Devam edelim. Ondan sonra onun dışında da geri kalan ee, oyunculara baktığımızda işte mahallenin esnafı. Dalakçısı işte şarkıda geçen balıkçısı, börekçisi, zarzavarçısı gibi ya da işte ev hanımları gibi e, cemaatin hahamı gibi karakterler bir mahalleyi oluşturacak. Hani Yahudi olsun başka olsun bir e, mahalleyi oluşturacak e, karakterler var. Dediğim gibi çocuklara da burada e, sahneler yaratılıyor. Özellikle üçüncü uyarlamada mesela bir Purim bayramında. Bir çocuğun ayakkabısının yırtık olduğu fark ediliyor ve Moiz işte yeni ceketini satıyor ve ona bir ayakkabı alıyor. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsunlar diyor mesela. Orada alkış kopuyor ve bu yaşanmış olaylardan çıkan bir şey. Ya da mesela çocuklara yine rol verebilmek için geliyor birine diyor ki annem beni sana gönderdi Aliko beni istedi. Şimdi Aliko beni alıkoy beni. Demek ki yani annenin orada işi var. Gönderiyor. Aliko beni diyor. Yani bayağı da hani böyle içeride olup e, o şakalarda seyirciyle e, temasta olan ve onlara hatırlatan e, noktalar var. Sadece yaşantı olarak değil yani genelinde değil böyle hani nüanslarda da bunları hep yakalayabiliyorsunuz. Çok detaylara ee, parmak basan bir oyun. Dördüncü uyarlamada İsrail'e göç eden bir kızın e, şarkısı da ekleniyor çünkü işte 2017'de artık e, bizim toplumumuzda böyle İsrail'e göçler biraz hızlanıyor. Dolayısıyla bunlar hep sahnede yerlerini buluyorlar. Ama tekrar ediyorum kulağı eve mutlu e, döndürür seyirciyi, kimseyi üzmez. İşte Sarayla David evlenir, bu lise kocasına döner. Dördüncü uyarlamada Sami kendine kız arkadaş bulur. Herkes bir şekilde Mutlu döner. Şimdi azıcık artık toparlarsak sonuç en azından benim için kısmıma gelirsek. Mesela benim için Kula Yahudi stereotipini kıran, bozan bir oyundur. Ben 81 doğumluyum. Hani ben Yahudileri en azından orta sınıf, orta üst falan zannederek büyümüş bir insanım. Dolayısıyla kula da böyle dalakçı, zarzavatçı falan filan görmek benim için... Bir şok oldu ve yani benim annem babam Galata'da yetişmiş bir insan. Ee, çok da konuşmazlar. Neden konuşmadıklarını böyle biraz tırtıklayınca anlıyorsunuz. Çok büyük yoksulluktan ve yoksulluklardan bahsediyorlar. Tabii kızım diyor yani esnaftı işte hepimiz fakirdik diyor. Hepimiz işte tuvaletler dışarıdaydı diyor. Altyapı yoktu diyor. Öyle diyor, böyle diyor. Mesela ben böyle inanamıyorum. Hani kula o anlamda bence Yahudi stereotipini biraz kırıyor ama yani yine yazan ekip Yahudi, oynanan kitle Yahudi olduğu için Kime karşı kırıyor? Oralar yine ee, biraz tartışılabilir baktığınızda. Kadınlar zaten ev hanımı, hani onlardan bir tahsil beklemiyoruz gibi bir durum var. E, çok o dönemi anlatan. Burada üçüncü uyarlamada Moise bir mektup geliyor e, ve Moise sahnede sürekli bunu okur musun, bunu okur musun diye birilerine soruyor ve sahnedeki Herkes ona ben okuyamam, bilmiyor musun okuma yazma bilmiyorum, ben okuyamam falan diye gönderiyor. Ve ben üçüncü uyarlamayı seyrederken demiştim ki... ...a demek ki Galata'da ki Yahudiler hani okuma yazma da bilmiyorlar, tahsil yok, eğitim yok. Tabi bunu dördüncü uyarlamada şey gibi oluyor. Fransa'dan gelen mektup aslında Fransızca gelmiş. O yüzden Fransızca bilmiyorlar. Çünkü orası Ladino ağırlıklı, Ladino konuşulan bir mahalle. Böyle dediğim gibi yani... E dinamik statik bir oyundan bahsediyoruz. Evet, Kula'nın popülaritesi bu bağlamda var mı başkasına aitim. Buralarda tutabilirim, burada da tutabilirim. kullanım popüliteriz popülaritesi seyircide birebir uyandırdığı hislerle bağlantılı. Yani sahnede ben kendimi görüyorum, kendi hayatımı görüyorum, kendi yaşantımı, büyüklerimi, o güzel işte çocukluğumu, gençliğimi neyse onu görüyorum. O hikayeleri yaşıyorum ve bu beni mutlu ediyor. Bir de bunu yaşarken o kullandığım dili kullanıyorum. O şarkıları duyuyorum. Hani daha ne isterim gibi çok ciddi çok güzel bir etkileşimden bahsediyoruz. Ee, ve baktığınızda da Yahudi kimliklerini özgürce yaşayabilen bir e, toplumdan bahsediyoruz. Yani ben anneme... Ee, sorduğum zaman kulanın üstünde ben bir iki senedir çalışıyorum. Ara ara da anneme hep gidiyorum. Anne diyorum gerçekten bak kulada Selihot'ta böyle kapı kapı çalıyor ha -ham, topluyor. Gerçekten var mı diyorum. Gerçekten gelirdi kızım diyor uyandırırdı bizi diyor kapı kapı bayram zamanında. Uf diyor bayram olurdu diyor. Çingeneler o şimdi evlendirme dairesi olan yerden çiçeklerini bir sererlerdi diyor. Of o kadar güzel olurdu ki diyor şenlikli olurdu falan. Anlatıyor ve diyor yani biz şu an bunu yaşamıyoruz. Biz şu an böyle bir kimlikte yaşamıyoruz. Bayram oluyor WhatsApp'tan iki WhatsApp atıyorsunuz. Ve hayatınıza devam eden bir indirgenmişliğe, bir tekilliğe e, gittiğimiz bir noktadayız. Dolayısıyla hani Kula tekrar o sahnede, o hayatı o seyirciye oynadığında... ...çok ciddi bir nostalji, çok ciddi bir özlem, çok ciddi bir eskiye dönmek... E, ...ve sevdiği bir şeye dönmeyi hatırlattığı için... Çok büyük beğeni toplayan ve her oynandığında da çok büyük ilgi gören bir oyun oluyor. Ama tekrar ediyorum, kullanın çıkış noktası bu değil. kullanın çıkış noktası tamamen büyükleriyle dalga geçmeye ve zaman eğlenerek zaman geçirmeye çalışan birkaç arkadaşın yarattığı ve ondan sonra evrime uğrayan bir oyun. Şu an artık 40 sene sonrasında, 45 sene sonrasında anlam değiştirdi. Tabii nostalji yüklü bir oyuna döndüğünü söylemek çok da yanlış olmayacak. Ee, biz her zaman kula için Ladino ağırlıklı bir oyun dedik, ama 2017'de artık bu özelliğini maalesef biraz kaybediyor. Hem hatırlayın göçlerle giden bir toplum var. Hem e, doğum ölüm oranına baktığınızda ölüm oranı daha yüksek, doğum oranı daha düşük. E, böyle bir kaybettiğimiz toplum var. Dolayısıyla dilin kırılmasıyla da beraber toplum da küçüldüğünde artık bu dil seyirciye ulaşmıyor. E, siz bu oyunu seyirciye dille ulaştıramazsınız. Oyun zaten büyük anlamını yitiriyor. E, dördüncü uyarlamada hem bu dil unsurunu biraz daha dengeleyebilmek için Mesela asıl karakterlerden biri Ladino söylerken yanındaki e, ev hanımı A bak ben sana demiştim gördüm aynısını söylüyor. Bakkal öyle yapacakmış falan diye söylediğini tekrarlıyor. Yani çevirisini yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Tabii bir üst e, yazı var. Üst yazı da kullanmaya çalışmışlar ama teknik bir sıkıntı olmuş galiba. Üst yazıdan ziyade hani onu biraz daha dediğim gibi sahne üstünde toparlamaya çalışmışlar. Yani o özelliğini de maalesef çıktığı noktayı biraz kaybeden bir duruma... Geliyor. Ee, bununla bağlantılı olarak 1978'de ilk sahnelenen oyunda bütün karakterler Ladino konuşurken Sara, David ve Sami her zaman Türkçe konuşuyor. Ee, ben bunu sorduğumda peki neden bu üçü Türkçe konuşuyor diye. Oraya geldiğimizde o dönemde artık zaten gençler e, çok kırık bir Ladino konuşuyorlardı. Güzel bir Ladino konuşmuyorlardı. Hani biz bozuk Ladino konuş konuşacaklarına Türkçe Kullandırmayı tercih ettik diyor. Yani herkes Ladino konuşurken dediğim gibi o üç karakter hep Türkçe konuşuyor. Gerçi Karen Şarhon buna 1930'lar lensinden baktığınızda böyle bir e, durum yoktu. Bu bir anakronizm aslında. Yani o dönemde genci, yaşlısı herkes Ladino konuşurdu. Nokta diyor. E, bu da en azından hani dil olarak baktığınızda böyle bir unsur var. Yine Karen Şarhon'dan devam edecek olursak şöyle söylüyor. Bu oyun sefarat kültürünün bir parçası olup Türk sefarat cemaatinin 20. yüzyılın başlarındaki canlı bir yansımasıdır. Bir tarihi arşiv olmasının yanı sıra judeo İspanyol dilini konuşan son kuşağında bu dilin korunması için çabalamasına iyi bir örnektir. Yani baktığınızda artık son kuşağın yani bunu isteyelim ama istemeyelim kabul ediyoruz. Ladino konuşan ee, çok az Kişi hala hayatta. Bunu ne kadar sürdürebiliriz, ne kadar aktarılıyor, ne kadar aktarmak istiyoruz, ne kadar almak istiyoruz kısımları her zaman tartışılabilir. Ama artık Ladino yani Türkiye yahudi cemaati Ladino konuşmuyor desek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum ve Kula da bunu zaten bize uyarlamalarıyla bu değişimi gösteriyor. Yani dördüncü uyarlamada artık o ağırlıklı Ladino olma özelliğini kaybediyor. E, baktığınızda o Yahudi Mahallesi hissiyatını verme özelliğini de kaybediyor. Çünkü artık onu alacak seyirci de azalıyor ya da yok gibi bir şey. Hani bununla ilgili olarak dediğim gibi turnelerin birinde e, İsrail'e gittiklerinde orada da Türkiyeliler birliğine genelde oynuyorlar. Buradan gidenlere oynuyorlar. Mesela Karen şey dedi hani Türkiye'de oynadığımızda çok güldüren bir şakayı orada yaptık ve asla aynı tepkiyi almadık. Yani orada da bir kopuş var, burada da bir kopuş var. Zaman geçtiği için, yani zamanla beraber bu oyundan, bu ambiyanstan, bu hayattan, bu kültürden bundan bir kopuş var. Ee, eğer Ladino giderse ve bu oyunu seyrettiğim zaman bende bu anıları canlandırmayacaksa, bu hissi canlandırmayacaksa, elimizde baktığınızda zayıf bir konu örgüsü olan ee, pek de ...cezbetmeme ihtimali olan... ...bir oyun kalıyor elimize. Dolayısıyla bu bir klasik eser. E, Yahudi cemaatinin... ...Türkiye Yahudi Cemaatinin klasik eseri... ...ama maalesef raf ömrü... ...olan bir eser. Peki Kula bize... ...ne anlatıyor? Başarısı, 40 sene... ...içindeki değişimi, dönüşümü... ...hatta işte e, solması... ...bile. E, neyi anlatıyor? Biz... E, ...Türkiye Yahudileri... ...olarak bir kimlik dönüşümünün... ...içerisindeyiz... Hani bu 1930'larda bir sefarat kültüründen, sefarat kimliğinden bahsetmek mümkünken hani 2003'lere gel 2023'lere geldiğimizde e, sefarat kültüründen bahsetmek ne kadar gerçekçi? Ben e, tartışabilirim, tartışmaya açığım ama e, biz bunu kaybediyoruz. Ee, vah yazık değil bunun yerine yeni gelen bir kimliğe doğru da evriliyoruz aslında ve bunun örneklerinden bir tanesi canlı örneklerinden bir tanesi Kula 5 ee, asırlık ortak geçmiş solmaya yüz tuttuğu doğrudur ama yerine yenisi geliyor demek o anlamda da çok daha yanlış olmayacaktır teşekkür ediyorum dinlediğiniz için